sevgili izleyiciler, Hollanda'dan sesleniyoruz yine sizlere. Burada efendim restorançılıkta çok gerçekten başarılara imza atmış olan Meram Restoranları Zinciri'nin Rotterdam Şubesi'nin resmi açılış törenine geldik. Hollanda'daki iş sektöründen tutun siyaset alanında ve diğer alanlarda başarılı bütün bizim insanımızı burada görmek mümkün. Dilerseniz bu açılıştan ve açılışa katılanlarla paylaştığımız güzelliklerden sizlere aktarımlarda bulunalım. Rotterdam Belediye Başkanı Yardımcılarımızdan Türk kökenli Hamit Karakuş Beyefendi ile birlikteyiz. Rotterdam'a hayırlı olsun diyelim önce Meram Restoranlar Zinciri'nin. Hamit Bey neler söyleyeceksiniz? Valla dediğiniz doğrudur. Rotterdam için hayırlı olsun. Gördüğünüz kadarıyla Rotterdam gelişmekte olan bir şehirdir. Ağırlıklı olarak Türk kökenli olduğu için Türk iş adamlarımız Rotterdam'da çok aktif. Ve biz belediye olarak tabii ona katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Daha yeni iş adamlarımızı bekliyoruz. Gelişmelerimizi bekliyoruz. Önemli olan kalitedir. Çoğunluk değil, kalitedir. Gördüğünüz kadarıyla çevre düzenlemesiyle, iç dizaynıyla, tadıyla Türk mutfağını tanıtabilmemiz gerekiyor. O dolayıdan tabii bize gurur veriyor böyle restoranların buraya açılması, bilhassa Rotterdam açılmasını bize ayrıca bir gurur veriyor. Yani dilerim daha kaliteli, daha hizmet veren bir ortam yaratalım ki Türk mutfağını gereken yerini verelim artık. Döner kültüründen kurtularım diyorum. Yani dönerci arkadaşlarımızın yanlış anlamasınlar. Ama artık Türk mutfağı dönerden daha geniş olduğunu, gelişmekte olduğunu gösterelim diyorum. Hayırlısı olsun. Abdullah Bey, öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Programınıza başarılar diliyorum. İsmim Ahmet Bilgi. Erdoğan Yüce ile yaklaşık 15-20 senelik bir geçmişimiz var, arkadaş geçmişimiz var. Ve sürekli ne yapabiliriz diye, horeka sektöründe ne yapabiliriz diye istişare ediyorduk kendisiyle. Denah'ta bir yere bakıyorduk. Orası olmadı. Olmaması şu, burası nasipmiş. Yani burası inşaat halindeyken Erdoğan Yüce Bey bize dedi ki, üç kardeş kendi gemilerinizi yakıp bizim gemimize biner misiniz dedi. Dedim, yani dostluğumuza binaen ve yapmış olduğu ticaret anlayın. Siz bu aileye, Meram Restoran ailesine üç kardeş olarak mı katıldınız? Sevgili dostlar, gördünüz. Gördüğünüz gibi birbirini ayırt etmek de zor bu bilgi ailesini diyelim. Yani samimiyetimize binaen ve yapmış olduğu icraatı baştan sona takipçisi olarak, eşi dostu olarak bildiğimizden dolayı dedi ki seve seve yaparız bunu dedik. Canla başla kendi gemilerimizi, işlerimizi, güçlerimizi yakıp bu gemiye bindik. Ama inmemek şartıyla. Sayın Erdoğan Bey, buradan teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat sunduğu için bize. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Erdoğan Bey bir damlaydı. Bizi arkasına alıp bir nehir oldu. Tüm Avrupa'yı şimdi arkamızda alıp inanın okyanuslara akacak bir potansiyel var bizde. Ben buradan gerçekten Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. 10 yıldan beri yanında çalışıyordum. Şöyle diyeyim, arkada bulaşık yıkarken şu anda 50 kişiye hakim olacak bir restoranda, yani 50 personele yemek veren, ekmek veren bir personelin başına geçirmeyi nasip etti bize. Ik ben algemeen directeur van Meram Restaurants. Ik heet jullie van harte welkom bij de officiële opening van de vierde filiaal van Meram Restaurant. Dames en heren, goedemorgen. Wat fijn dat we hier met elkaar mogen zijn. Ja, het is in verband met tijdsverschil nog altijd niet helemaal duidelijk wat het is. Evet, çok sevgili konuklar, vatandaşlarımız,
Öncelikle bu güzel davette buluştuğumuz için çok mutluyum hakikaten. Meram Restoran'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Erdoğan Yüce olmak üzere tüm ortaklara, tüm emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş bir mekan olmuş burası. Zaten Meram'ın bu 4. oluyor herhalde. Özellikle biz kendilerine Türk girişimcilerinin adını bir kez daha duyurdukları için teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli girişimci sayısının, Türk girişimci sayısının artması bu şehirde ve Hollanda'da, tüm Hollanda'da ekonomiye çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Kişileri istihdam ederek aynı zamanda gıda sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz ki bu da çok önemli. Ve üçüncü olarak da Türk mutfağının tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz. Bundan son derece mutluyuz. Hakikaten bizim mutfağımız bugün dünyada Fransız ve Çin gibi en zengin mutfaklardan biri. Onun tanıtımına da katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanı'nın burada olmasından da oldukça herhalde gurur duyuyorsunuz. Bu çok önemli. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcımız, Feyenoord Belediye Başkanı burada. Ve sizi Türkiye'den yalnız bırakmayan iki milletvekilimiz de burada. Onları da çok çok hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz bugün burada girişimcilerimizin yanında olduğunuz için. Evet, hepinize çok çok başarılar diliyorum. Daha nice meramları mı diyelim? Evet, diyelim. Zorg ervoor dat u opkomt voor uw wijk, voor uw buren en voor uw vrienden. Dank u wel. Burgemeester, geachte consul, wethouder Karakus, gasten uit Turkije, alle anderen, welkom in Feyenoord. Ik zal ook even gebruik maken van mijn meertaligheid. Zijn militaire keren hoe schiet. Konya'mızdan da misafirimiz var, davetlimiz var. AK Parti Konya milletvekilimiz Sayın Hüsnü Tuna beyefendi de bu açılış için burada bulunuyorlar. Kendisini yakalamışken hem Kon TV hem Avrupa'daki bizimkiler. Hüsnü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasıl buldunuz?
Vallahi güzel buldum. Şimdi Konya'daki bir heyecanı yaşadım burada. Yani biz Meram Bağlar biliyorsunuz Konya açısından çok önemli bir mevkidir. Yani hem tarihi hem böyle çevre güzelliği, restoranlarıyla çok önemli bir bölgemiz Konya'nın. Burada Meram Restoran'ın açılışında bulunurken o duyguları yaşadım. Yani Konya'yı Amsterdam'da, Rotterdam'da burada yaşadım. Çok güzel bir duygu oldu. Pekala, buradaki gerek Türk camiasından gerekse yabancı diğer kökenli insanlar da burada mevcut. Türkiye'deki açılışlara pek çok açılışa etkinliğe katıldınız. Nasıl bir değişiklik veya nasıl bir duygu hali sizde oluşmuş oldu? Yani işin gerçeği Konya'da ve Türkiye'de bu tür açılışlara pek fazla gitmiyorduk. Ama burada özellikle geldim. Bir iş adamı olan kardeşimiz, eski Konyalı, şimdinin Karamanlı diyelim bir kardeşimiz. Hollanda ekonomisine